Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızın konusu 3. parti firma risklerinden nasıl korunulur olacak. Ferhat Bey'e sözü bırakmadan önce webinar sonundaki anketimizi hatırlatmak isterim. Yanıtlarsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Tuğçe. Herkese merhabalar. Öncelikle webinarımıza katıldığınız için teşekkür ederim. İsmim Ferhat Dikbik. Black Kite'da araştırma grubunun başındayım. Aynı zamanda bölgede ürün sorumlusu olarak çalışıyorum. BGA'nın webinar serilerinden bir tanesi olarak bu webinarı gerçekleştiriyoruz. Bu daha önceki konulardan biraz daha farklı olarak üçüncü parti firma riskleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz bir webinarımız. Webinarımızda genel olarak belli başlı konuları inceleyeceğiz ama vaka örnekleri üzerine ilerlemeye çalışacağız. Öncelikle saldırı yüzeyinin, geleneksel anlamdaki saldırı yüzeyinin nasıl değiştiğinden biraz bahsedeceğiz ve daha sonra bu üçüncü taraf ya da tedarikçi kaynaklı olarak oluşan veri ihlallerinin anatomisine bakacağız. Nereden geliyor, nasıl ilerliyor, saldırganlar neden bu yolu denemeye başladılar, daha çok bunlarla ilgili vakalar duymaya başladık ve örnek vaka analizlerinden bahsedeceğiz. Son bir yılın en çok konuşulan 4 vakasını ele almaya çalıştık. SolarWinds bunlardan bir tanesi, Kaseya var, Axelion var ki Axelion çokça kullanıldı belli bir ransomware grubu tarafından ve son olarak da Accenture'ın ismini duyduk. Yine bu üçüncü parti kaynaklı, üçüncü taraf kaynaklı veri ihlalleri kısmında. Bu vaka analizlerinden sonra da üçüncü taraf kaynaklı veri ihlallerini önlemek için neler yapılabilir? Burada özellikle üçüncü tarafları gözlemlemeye, monitör etmeye yarayan araçlar var. Siber skorlama çözümleri var ama bunlar yeterli mi değil mi? Bunları biraz tartışmaya başlayacağız. Ve acaba bu üçüncü taraflar üzerinden gelebilecek saldırıları önceden öngörmek mümkün mü? Biraz bu konulara değinmeye çalışacağız. Hemen siber saldırı yüzeyinden başlayalım istiyorum. Şimdi herhangi bir firma siber güvenliğe yatırım yaptığı zaman tabii ki önce kendisini korumakla ilgili bir tedbir alacaktır. Bunun için değişik güvenlik tedbirleri, güvenlik yatırımları yapacak. İşte firewall'unu kuracak, işte DLP sistemlerini kuracak, işte vulnerability scanner içeride çalıştıracak vesaire vesaire, her türlü güvenlik tedbirini almaya çalışacak ve kendisini korumaya çalışacaktır. Bu geçmişten günümüze gelen anlayış, belli bir perimetre var. Belli bu çerçeve içerisinde, bu çember içerisindeki varlıkları korumak üzerine kurulu bir anlayış söz konusu. Fakat özellikle son yıllarda, hatta 2010'dan beri diyebiliriz, bu anlayışta bir değişim var. Çünkü dijital dönüşümle birlikte artık ekosistemimiz sadece kendi varlıklarımızın içerisinde olduğu bir çember değil. Dijital ekosistemimiz oldukça fazla büyüdü ve farklı farklı firmalarla dijital olarak haberleşmeye başladık. Ve her şeyin artık dijital çözümü var. Özellikle bu COVID-19 döneminde, pandemi döneminde bunu daha da arttırdık. Daha fazla olarak online bir araya geliyoruz ve veri paylaşmaya başlıyoruz firmalarla. Dolayısıyla artık bizim korumamız gereken dijital ekosistem kendi varlıklarımızın olduğu çemberin çok çok dışına çıkmış durumda. İşte IT çözümleri için birçok firma var, tedarikçi var, onlarla çalışıyoruz. Pazarlama firmalarıyla çalışıyoruz, onlara belki bazı müşteri bilgileri veriyoruz. Artık herkes hemen hemen buluta geçmeye başladı, bulut sağlayıcılarla çalışıyoruz. Verileri işlemesi için veri işleme çözümleriyle çalışıyoruz. Bazen proje veriyoruz belli yerlerde, işte bu projeyi bizim adımıza geliştirin, biz daha sonra bunu kendi içimizde kullanacağız deyip proje geliştirme çözümleri sunan firmalarla çalışıyoruz. Zaten e-posta hizmetlerini belki dışarıdan alıyoruz. Bir de bunların üzerine işte online toplantı araçları gibi bir takım COVID pandemiyle beraber gelen yeni tedarikçiler de var. Fakat üçüncü taraf deyince sadece tedarikçiler olarak düşünmemek lazım. Sizin web sitenizde çalıştırdığınız bir JavaScript bile aslında başkası tarafından geliştirilmiş ve siz kullanıyorsanız bu da bir üçüncü taraf olarak algılanabilir. O yüzden aslında çok geniş bir kavram var. Tedarikçi deyince ben çok sınırlı kaldığını düşünüyorum. Üçüncü taraf ya da üçüncü parti demeyi tercih ediyorum. Bizim artık dijital ekosistemimiz oldukça büyük. Şöyle düşünün, mesela İngiltere'deki büyük e-ticaret şirketlerinden bir tanesi Nivek'ti. Nivek bir saldırıya uğradı. Kredi kartı bilgileri çalındı.
benim vaka analizlerim içerisinde yok ama JavaScript deyince aklıma geldiği için belirtmek istedim. Ve bu kredi kartı çalan zararlı kodu barındıran JavaScript'in adı StatCounter diye bir JavaScript. StatCounter web sitesine gelen ziyaretçilerinle ilgili bazı istatistikleri tutmak için, gözlemlemek için oluşturulmuş bir JavaScript. Ve MageCart grubu, o zaman çok meşhurdu, bu ismi çok duymuşsunuzdur belki o dönemde, bundan 2 sene önceden bahsediyorum. MageCart grubu bu StatCounter'ı geliştiren firmaya da bir şeyler yapıp o JavaScript'in içerisinde bu kodu yerleştiriyor. Daha sonra bu JavaScript'i kullanan bütün firmalar aslında onların hedeflerine girmiş oluyor. Dolayısıyla artık hackerların bir taktik değiştirdiğini görmeye başlıyoruz. Artık sadece sizi hedeflemiyorlar, size ulaşabilmek için bu dijital ekosisteminiz içerisindeki en zayıf halka kimse onu hedeflemeye başlıyorlar, ona doğru ilerlemeye başlıyorlar. Dolayısıyla çok farklı bir saldırı yüzeyi mantalitesi değişikliğine ihtiyacımız var. Artık sadece kendimizi değil, bütün dijital ekosistemimizi korumamız gerekiyor. Neden? Üçüncü parti kaynaklı veri ihlallerinin ben bir anatomisini çıkartmak istedim. Bununla ilgili bir diyagram oluşturmak istedim. Tabii ki eksik bilgilikleri vardır ama genel itibariyle birazdan göstereceğim senaryolar üzerinden oluşmaya başlıyor. Üçüncü taraflar, tedarikçiler veya işte üçüncü taraf olarak tarif edebileceğiniz herhangi bir firma, yazılım geliştirme ekibi vesaire, adına ne dersiniz deyin. Belki sizin kadar siber güvenliğe yatırım yapacak imkanları yok. Dolayısıyla siber güvenlik anlamında zayıf kalabiliyorlar. Ve hackerlar da bunları biliyor. Ve çok kullanılan üçüncü tarafları özellikle bir saldırı yapıp onların iç taraflarına girmeye çalışıyorlar. Nereden giriyorlar derseniz tabii ki klasik bazı yerler var. İşte open portlarında açıklık varsa RDP, SMB portları açıktır. Oralardan girmeye çalışırlar. E-mail konfigürasyonları doğru yapılandırılmamıştır. Dolayısıyla phishing saldırısı yapmışlardır. Sosyal mühendislik saldırısı yapmışlardır. Oradan girmişlerdir. Bu üçüncü tarafın kullandığı bir yazılım vardır. Bir servis vardır. Ve bunu güncel tutmamıştır. Yamalarını yapmamıştır. Oradaki bir zafiyeti istismar ederek girmiştir. Yine belli bir işte web aplikasyonu vardır. Bazı form bilgileri belki işte SQL injection'a vesaire izin veriyordur. Oradaki uygulama zafiyetinden yola çıkarak gitmiştir. Veya bu üçüncü tarafa ait sızdırılmış kullanıcı adı şifre bilgileri vardır. Combo listelerin içerisinde dolaşıyordur. Bunları kullanarak gitmiştir. Veya DNS sistemlerinde veya başka network sistemlerinde bazı konfigürasyon problemleri vardır. Dolayısıyla üçüncü tarafa bir şekilde girebiliyor. Yani siber güvenlik yatırımını yeterince yapamayan ya da bu konuya yeterince önem vermeyen üçüncü taraflara hackerlar sızabiliyor. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Şimdi bu üçüncü taraflarla iletişim halinde olan değişik türde firmalar var. Mesela bir firma bu üçüncü tarafıyla sadece veri paylaşıyoruz. Bu tür tedarikçilerimiz var. Sadece onlara veri gönderiyoruz. Ama biz içerimize bir işte sistemimize erişim vermiyoruz veya onların bir yazılımını kullanmıyoruz. Sadece veri paylaşımında bulunuyoruz. Üçüncü tarafa girmiş bir tehdit aktörü dolayısıyla bu veriyi tamamen kendisine alabilir. Dolayısıyla sizin veriniz aslında ihlal oluyor ama sizin içinizden almıyor bu veriyi. Paylaştığınız üçüncü taraf firmasından alıyor. KVKK'ya bakın, bundan ilgili birçok örnek görebilirsiniz. Yakın zamanda, geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam, araç kiralama şirketlerinin verileri sızmıştı ama aslında araç kiralama şirketlerine yapılan bir saldırı değildi. Onların ortak kullandığı bir şirkete veri paylaştıkları için ortak kullandıkları üçüncü taraf nedeniyle bu veriler sızdı. Böyle olabileceği gibi yine üçüncü tarafa erişim veren firmalar da vardır. VPN access yapabilirsiniz, bazı authentication'ları kurabilirsiniz ama oradan gelen sinyale güveniyorsunuz. Ya bu adama ben zaten erişim vermişim, güvenmişim, gerekli authentication'ları yapmışım, dolayısıyla gelebilir diyoruz. Bu da bir risk teşkil eder çünkü üçüncü tarafın içerisine giren hacker aslında o sizinle üçüncü taraf arasında kurulmuş o güvenli yola da kullanabiliyor olacak. Dolayısıyla size direkt gelmek ihtimali var. Bu da bir başka üçüncü taraf kaynaklı veri ihlaline yol açan mesele. Bazen de üçüncü taraflarla firmayla direkt bir ilişkimiz yok. Yani firmalar arası veri alışverişi yok.
Ama üçüncü taraf firmanın geliştirdiği bir yazılım olabilir, bir donanım olabilir. Tam olarak hani tedarik zinciri tabirine uygun olarak bir senaryo düşünebiliriz burada. Biz onu kullanıyoruz. Ve ilk verdiğim işte Nivek örneğinde olduğu gibi mesela bir JavaScript var, harici bir JavaScript internetten indirmiş bizim işte web sitesi geliştiren arkadaşımız. Faydalı olacağını düşünerek web sitesine koymuş bunu. Burada hacker'ın yapacağı şey aslında kullanılan bu yazılımı, bu kod parçacığını, bu bir donanımsa donanımı, bir malicious kod, bir zararlı yazılım yüklemek. Dolayısıyla bizim bilgilerimizin de alınmasına sebebiyet veriyor. Genel itibariyle üçüncü taraf kaynaklı verilerin anatomisini böyle çıkartabiliriz. Tabii çok fazla farklı örnekler olabilir. Ben burada tek bir resimde toplamaya çalıştım bütün muhtemel örnekleri ama üçüncü taraf kaynaklı veri ihlalleri deyince çoğu kişi sadece tedarik zinciri saldırılarını düşünüyor. Yani tedarik zinciri içerisindeki bir donanım ve yazılım kötü bir kod, işte bir rootkit vesaire yüklenerek bu anlamda bir veri ihlali yaşanmasına sebebiyet verebilir gibi düşünüyorlar. Ama daha geniş düşündüğünüzde çok daha farklı senaryolara ulaşabiliyorsunuz. Ve üçüncü parti kaynaklı veri ihlallerinin oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz. Bunları canlı örnekleriyle de görelim. Yani canlı derken yakın zamanda yaşanmış örnekleriyle görelim. Büyük çaplı üçüncü taraf kaynaklı veri ihlalleri oldu. Geçtiğimiz sene boyunca bunların en meşhuru SolarWinds. Özellikle Amerika'da çok çok konuşuldu. Oradaki hükümet sistemlerini etkilediği için, devlet kurumlarını etkilediği için. Kaseya bence yeterince konuşulmadı ama Kaseya da çok önemli bir durumdu. Çünkü orada üçüncü taraftan ziyade dördüncü taraf, beşinci taraf gibi en ince taraf dediğimiz olaylar var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Axelion vakası var. Axelion'u kullanan birçok firma belli bir ransomware grubunun hedefine düştü. Onlar da o şekilde bir durum yaşadılar. Accenture nispeten bunlara göre daha yeni bir vaka, biraz daha hala toz bulutu üzerinden kalkmamış bir vaka. Tam olarak bazı gerçeklere hakim olmasak bile yine üçüncü taraf kaynaklı veri ihlallerine güzel bir örnek olacağını düşündüğümüz için bugün biraz bahsediyor olacağız bu konuda. SolarWinds vakasını hepimiz bir yerde duyduk, gördük, işte inceleme fırsatı bulduk. Ben de çok az da olsa SolarWinds vakasına değinmek istiyorum. SolarWinds vakasında bildiğiniz gibi saldırganlar SolarWinds firmasının içerisinde bir şekilde sızlar ve timeline olarak bakarsanız, tarih zaman çizelgesi olarak bakarsanız 2019'da başlayan ama 2020'nin sonlarına hatta 2021'de bazı yeni bulgular da elde edilmişti. 2021'e kadar devam eden bir durumdan bahsediyoruz. Ve bu duruma sebebiyet veren vaka aslında saldırganın SolarWinds içerisindeki belli bir sisteme yerleştirdiği backdoor. Bir backdoor yerleştiriyor, bir arka kapı yerleştiriyor. Ve bu arka kapı ile ait olan SolarWinds ürünü SolarWinds müşterilerinin hepsine gidiyor. Ve SolarWinds özellikle hem hükümet tarafında hem savunma sanayi tarafında çok çok kullanılan bir sistem olduğu için çok rahat bir şekilde bu bilgileri elde etmesini sağlıyorlar. Burada saldırganlar biliyorsunuz arkasında APT29 denilen bir grubun olduğu ifade ediliyordu. Saldırganlar çok dikkatli davrandılar. Belli dinleme periyotları, dinlenme periyotları koydular kendilerine. Hemen hızlıca saldırıya geçmediler. Çok böyle devlet destekli bir hacker grubu olduğu düşünüldüğü için arkasında aslında karmaşık bir yapısı da var gibi gözüküyor. Ama en basit haliyle bu bir üçüncü taraf kaynaklı veri ihlalidir. Çünkü bu Orion software'ı dediğimiz SolarWinds'in o yazılımını kullanan firmaların içerisinde o backdoor üzerinden belli yetkileri elde eden saldırganlar daha sonra o hedef firma üzerinde yetki yükseltme yaptılar, bazı multi-factor authentication'lar geçtiler ve hedeflerine ulaşmayı başardılar. Bunu yapmalarını sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi de bu SolarWinds'in içerisindeki bu üründe alakalı kullanılan ADFS yani Active Directory Federation Services. Buraya ele geçirdiler. Aslında burası
Diğer bütün ürünlere, firma içerisinde kullanılan, müşterilerce kullanılan ürünlere de erişim hakkı tanımış oldu. Böylece hepsine erişebildiler. Fazla fazla bilgi sızdırdılar. Hala olayın tam boyutları bu arada açığa çıkmış değil. Hala üzerinde konuşulan bir durum. Bu anlamda SolarWinds çok böyle textbook, yani ders kitaplarına girebilecek üçüncü parti kaynaklı bir ihlal durumu. Çok büyük firmalar eklendi. Yani Amerika'daki birçok bakanlık bundan etkilendi. Sadece Amerika değil, globalde de birçok firma etkilendi ama güvenlik firmaları dahi bunlardan etkilendi. Mesela FireEye bunlardan bir tanesiydi. FireEye'in avantajı bu olayı ortaya çıkarttığı için biraz reputasyonunu geri kazandı. FireEye'e gelene kadar birçok yerde çünkü dolaşılmış. Belki fark edilmeseydi daha fazla da dolaşılacaktı. Başlı başına çok büyük, üzerinde belki sayfalarca yazı yazılması gereken bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka, üçüncü taraf kaynaklı vakaya örnekse kasaya vakası. Şimdi kasaya uzaktan gözlemleme ve yönetme sistemleri sunan bir firma. Ve bu arkadaşların Virtual System Administrator dedikleri sanal sistem yöneticisi ürünleri var. Bu ürünleri daha çok MSP'ler kullanıyor. Yani belli servisleri sizin adınıza yöneten sağlayıcılar. Bu MSP'lerin de müşterileri var. Fazla fazla dünyanın birçok farklı yerlerinde müşterileri var. Bu MSP'ler bu kullandıkları kasaya VCA SaaS platformu sayesinde müşterilerine belli bir uzaktan yönetim sağlayarak servislerini yönetebiliyorlar. Şimdi bu vakanın SolarWinds'ten ayıran bir özelliği şu. Birincisi ransomware vakası bu. İkincisi ise burada üçüncü taraf değil bir dördüncü taraf vakası olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü Revel Ransomware grubu vardı bu işin arkasında. Revel Ransomware grubu kasayı bir hedef aldı ve bu ransomware yazılımını kasayanın bu içerisindeki VCA SaaS platformunun içerisine yerleştirdiler. Bunu kimler kullanıyor? MSP'ler kullanıyor. Dolayısıyla MSP'ler etkilendi ama MSP'ler üzerinden de bu MSP'lerin müşterilerini de etkilediler. Burada MSP'ler üçüncü taraf kaynaklı veri ihlaline uğrarken ki 50 tane direkt kasiye müşterisinden bahsediliyor rakamlar. MSP'lerin müşterisi olan 800 ila 1500 arasındaki şirket de yine ransomware saldırılarının kurbanı oldular. Bu şirketler içinde bu dördüncü taraf dediğimiz vakalı. Aslında dördüncü, beşinci taraf diye sınıflandırılmıyor. Yani üçüncü taraftan sonra eninci taraf deniyor. Bir eninci taraf kaynaklı veri ihlali var. O yüzden kasaya vakası da bize oldukça önemli bilgiler sağlıyor bu anlamda. Kasaya vakasında da yine aynı şekilde ilerledi. Tehdit aktörleri ilk bu kasayanın ürünündeki web application önündeki authentication'ı bypass etmeyi başladılar. Ransomware ile ilgili olarak kullandıkları yazılımı yüklediler. Bu yazılım içerisindeki işte bu zararlı kodları bu on-prem olarak kullanan bu ürünü MSP'lerin lokal serverlarına yükleyebildiler. Oradan da birçok müşteriye yayılmasını sağladılar. Çok, yani hacker açısından bakarsanız bir taşla çok kuş vurma demek aslında bu durum. Ve üçüncü taraf veri ihlallerinde de, üçüncü taraf kaynaklı veri ihlallerinde de tam tabir budur. Bir taşla çok kuş vurmak. Çünkü siz çok çok kullanılan ama güvenliği zayıf olan bir tedarikçi bulduğunuzda ve onu hacklediğinizde onun birçok müşterisine de ulaşma imkanını sağlıyorsunuz tek bir hamlede. Mesela Türkiye'deki bankaları düşünün. Türkiye'deki bankaların birçoğu kendisini çok iyi korumaya çalışır. Birçok güvenlik yatırımı yaparlar. Bunun için bütçeleri de vardır, ekipleri de vardır, zamanları da vardır. Ve devamlı olarak agile dururlar. Devamlı olarak kendilerini koruma güdüsüyle hareket ederler. Fakat Türkiye'deki bütün bankaların ortak tedarikçileri var. Atıyorum mesela.
mesela Swift işlemleri için Türkiye'de belki bir tane firma var, belki iki tane firma var. Ve bu firmalar küçük firmalar. Ve bütün bankalar bir şekilde bilgi alışverişi yapıyorlar, servis alıyorlar bu tür firmalarda. Dolayısıyla bu durumu fark eden bir hacker, bankalara tek tek saldırmak yerine tek bir tane ortak tedarikçi bulup onun üzerinden ilerlemesi çok daha onun için rahat olacaktır. O yüzden sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Bu üçüncü taraf kaynaklı veri ihlallerinin ve siber saldırıların artmasıyla aslında kendimizi korumamızın yetmeyeceği sıkıntılı bir dönem içerisinden geçiyoruz. Benzeri bir vaka, Akselion vakası. Akselion'un aslında çok belki 20 yıllık mazisi olan bir ürünü var. Bir FTA ürünü, File Transfer Appliance dediğimiz veri transferi için kullanılan bir ürünü var. Ve bu ürün aslında o şirketlerin bahsettiğimiz o çemberinin, varlıklarının olduğu çemberin içerisinde değil, network'ün içerisinde değil, harici olarak kullanılan bir ürün. Ama şirketlerin verileri bu ürünlerin üzerinde. Ve bu ürünü aslında desteklemeyi de bıraktığını açıkladıktan bir süre sonra oldu bu vaka. Akselion dedi ki ya artık ben bu FTA ürünü desteklemeyeceğim. Bunun miadı doldu. Değiştiriyoruz. Bunu başka bir şeye geçeceğiz dediği bir dönemde. Yine bir ransomware grubu olan Club Ransomware grubu bu FTA ürünü üzerindeki bir Zero Day keşfetti ve bu Zero Day zafiyeti üzerinden bu firmaların hepsinin bilgilerine ulaştı. Firmalara ulaşamamış olabilir bu arada. Yani firmalara direkt geçiş sağlayamamış olabilir. O elde ettiği bilgilere, belgelere bağlı. Ama o belgeleri yayınlamakla tehdit ederek bir fidye saldırısı gerçekleştirdi. Bir şantaj yaptı kendi web sitesinde. Ve bahsettiğimiz firmalar büyük firmalar. Qualys mesela bunun içerisinde. Shell bunun içerisinde. Stanford Üniversitesi bunun içerisinde. Dolayısıyla bu büyük büyük firmalara aslında şantaj yapma imkanı buldu elde ettiği verilerle. Belki biraz daha sabretse şunu da yapabilirdi. Verileri inceleme imkanı varsa o verilerin içerisinde belki o şirketin sistemlerine girmekte işe yarayabilecek bir credential'lar olabilir, kullanıcı adı şifreler olabilir. Belki onları da elde etme imkanı bulacaktı ve onları bulsaydı o firmalara da direkt bir giriş yapabilecek ve içeride de bilgileri şifreleyerek bir fidye saldırısı da düzenleyebilecekti. Ama buradaki fidye saldırısı mantığı, ben de belgeleriniz var, bana para vermezseniz bunları yayınlarım şeklindeki bir fidye saldırısıydı. Klasik fidye saldırılarında biliyorsunuz normalde sistemin içerisindeki bilgiler şifrelenir, sistem kilitlenir. Dolayısıyla şifrenin anahtarını istiyorsanız bana bu parayı ödenin denir. Burada daha farklı bir senaryo söz konusuydu. İşe yaradı mı, ransomlarını aldılar mı almadılar mı bilmiyorum ama bir veri ihlali söz konusu. Çünkü FTA üzerinde bulunan, Qualys çıkıp şey dedi, yani o bilgiler eski çok da önemli bilgiler değil dedi ama sonuçta şirkete ait bilgiler ele geçirilmiş oldu tehdit aktörleri tarafından. Bu da bu anlamda üçüncü taraf kaynaklı veri ihlali olarak söylenebilir. Tabii dikkat ederseniz son iki vaka ransomware üzerindendi. Accenture vakasından bahsettim. Bu da ransomware grupları üzerinden. Bu sıralar ransomware grupları belli ürünlerdeki zafiyetleri kullanarak ilerliyorlar. Eskiden ransomware saldırılarında biliyorsunuz phishing ilk sırada yer alırdı. Phishing saldırıları üzerinden yapılırdı. Sosyal mühendislik saldırıları vesaire. Bunlar çok zahmetli işler. Onun yerine artık daha kolay yollar keşfetmeye başladı ransomware grupları. Belli zafiyetleri istismar ederek firmaların içerisine sızmak ya da işte açık olan portları üzerinden girmek daha üst sıralara tırmanmaya başladı ransomware gruplarının taktikleri arasında. Üçüncü tarafları kullanmak da aslında bir taktik olarak sıralanabilir. Çünkü dediğim gibi bir taşta bir kuş katliamı yapmak söz konusu oluyor tehdit aktörü açısından. Bu anlamda Accenture'ı da örnek vermek gerekebilir. Accenture hepimizin bildiği bir firma ve Lockbit firması Accenture'la ilgili işte Ağustos ayında bir kendi blogunda dedi ki ben Accenture'ın şu kadar bilgisine sahibim diye bildirdi. Biliyorsunuz bu blog sayfalarını, kendi blog sayfalarını ransomware grupları şantaj amaçlı kullanılıyor.
Eğer işte belirtilen süre içerisinde para ödenmezse bu bilgilerin yayılacağını, yayınlanacağını söylüyorlar. Accenture'da birçok bilgi teknoloji hizmetleri ve danışmanlığı sunan bir firma. Yani belki Fortune 1000'deki birçok firmanın bu hizmetleri sunuyordur. Türkiye'deki belki yüzlerce firmaya, belki daha fazla özellikle kurumsal firmalara bu hizmetleri sunuyordur. Dolayısıyla aslında bir risk teşkil ediyor. Çünkü mesela Accenture'a, yani Accenture ayarındaki bir firmaya, Accenture'ı şu anda suçluyor gibi olmayayım çünkü kendileri reddettiler durumu. Accenture ayarındaki bir firmaya siz bir yazılım siparişinde bulundunuz. Bize şunu şunu yapacak bir yazılım geliştirmenizi istiyorum dediniz. Bu yazılımı geliştirdi işte ama o source kodunun durduğu yerde bu ransomware grubu gidip kendi zararlı yazılımını ekledi bu source kodun içerisine. Dolayısıyla aslında sizin içerisine de bir giriş yakalamış oluyor. Bir ransomware saldırısı da düzenlemiş oluyor. Lockbit ransomware grubunun da yapmak istediği buydu. Çünkü sonraki işaretler biraz bunu gösterdi. Bangkok Hava Yolları'na ait bir şey yayınladı. Lockbit bir süre sonra 28 Ağustos'ta ve bunun peşinde de Etiyopya Hava Yolları'na dair yine blog yazısında dedi ki biz bu sistemleri ele geçirdik. 200 GB'lık bilgiden söz ediliyor mesela Bangkok Hava Yolları için. Dolayısıyla oraya bir giriş yakaladılar ve tehdit aktörüyle iletişime geçen haber kanallarına tehdit aktörleri şunu dediler. Accenture ihlali, Accenture müşterilerine hedef almamızı sağlayacak bize bazı bilgiler sundu. Çünkü biz o dosyaların içerisinde bazı kullanıcı adı ve şifrelere eriştik. Bu Bangkok Hava Yolları saldırısı da bununla ilgilidir diye bir açıklamada bulundu. Tabii burada hemen not olarak eklemem lazım. Accenture tehdit aktörünün bu iddiasını yalanladı. Hayır, böyle bir şey yok dedi. Bizim sistemlerimizi kontrol ettik. Herhangi bir veri sızıntısı vesaire ya da yetkisiz bir erişim söz konusu değil dedi. Biz tabii ki burada resmi açıklamalara da güvenmek zorundayız ama varsayımsal olarak Accenture gibi bir firmaya bir saldırı yapılırsa bu Accenture'ın üçüncü parti olarak hizmet verdiği bütün müşterilere aslında bir giriş yolu bulunabilir demek oluyor. Şimdi bu tür firmalara biz aslında literatürde, risk literatüründe en azından gri gergedan diyoruz. Gri gergedan ne demek? Bir şeyi duymuşsunuz hani odadaki fili hiç konuşmayacak mıyız diye bir deyim var. Özellikle İngilizce'de çok kullanılan bir deyim. Çünkü fil kocamandır, bilinir, etrafa zarar vereceğini de bilinir. O yüzden işte odadaki fil tabiri çokça kullanılır. Gri gergedansa risk de oldukça olası ve yüksek etkili ama ancak ihmal edilen bir tedbiri, tehdidi ifade eder. Ne demek istiyorum? Genelde Afrika seyahati yapan insanlarda bunu çok görürsünüz. Bir büyük bir fil gördükleri zaman belki kaçarlar. Bir aslan gördükleri zaman kaçarlar. Fakat bir gri gergedan gördükleri zaman, yani gri gergedan derken aslında herhangi bütün gergedanlar gri. Bir gergedan gördükleri zaman insanlar kaçmıyorlar. Çünkü gergedanın belki şey olarak algısal olarak zararlı olmadığı bir hayvan gibi bir anlayış söz konusu. Oysa ki gergedanlar oldukça tehlikeli hayvanlardır. Yani yüksek bir tehlike söz konusu, bir tehdit söz konusu. Gergedan hazırlığını yaparken ayağını sürtüyor vesaire. Aslında anlıyorsunuz o tehditin geleceğini ama genelde ihmal edilen bir tehdit oluyor. Biz bu özellikle üçüncü taraf risk yönetiminde gri gergedan ifadesinin çok oturduğunu görüyoruz. Bu işte Axelion olsun, Kaseya olsun, SolarWinds olsun hepsinin işaretleri vardı. Ve hepsi eğer hacklenirse çok büyük bir problem olacaklarını, çok büyük bir kayıp oluşturacakları bilinen şirketlerdi. Fakat ihmal edildi ve bunun sonucunda da maalesef bu büyük vakalar yaşandı. Siyah kuğu diye bir tabir de var. Siyah kuğu tabiri de yani birçok kuğunun olduğu bir ortamda, beyaz kuğunun olduğu bir ortamda bir siyah kuğu varsa herkes fark eder bunu. Aa bu bir siyah kuğudur der. İşte bu da siyah kuğunun bir akrabası diye geçiyor gri gergedan. Siyah kuğudaki tek fark dikkat çekiyor olması, ihmal edilmiyor olması. Gri gergedan ise bunların ihmal edilen versiyonları olarak söyleyebiliriz. Ve aslında oradan o tür üçüncü taraflar üzerinden gelen saldırılar sürpriz değil, rastgele değil.
aslında beklenmesi gereken şeyler. Belli göstergeler bunları söylüyor bize. Bu adamın üzerinden bak bir saldırı gelecek gibi duruyor. Bu adamın siber güvenlik duruşu pek iyi değil. Bazı durumları sallantıda. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım dediğimiz durumlardan bir tanesi. Bununla ilgili çok ayrı bir seminer var. Üzerine webinarımız var. Black Kite tarafında. Bizim güvenliğin başında Bob Maley var. Bob Maley daha önce PayPal'ın globaldeki üçüncü taraf risk yönetiminin başındaki kişidir. Dolayısıyla bu konuda oldukça bilgilidir. Yine sunumun içerisinde ben linkini bıraktım. Sunumu daha sonra sizlerle paylaştım da linkinden de dinleyebilirsiniz tekrar. Peki bu üçüncü taraf kaynaklı veri ihlalleri ne kadar sık oluyor? Yani çok sık karşılaştığımız bir şey mi diye bir soru gelebilir. Aslına bakarsanız biz ekip olarak çok sıkı takip ediyoruz. Etraftaki bu üçüncü taraf kaynaklı veri ihlallerini. Mesela yakın zamanda Confluence, Atlassian'ın bir ürünü. Biliyorsunuz Atlassian özellikle Jira ürünü çok çok kullanılır ama sık kullanılan diğer bir ürün de Confluence'dur. Confluence üzerinde bir Remote Code Execution zafiyeti yayınlandı 25 Ağustos'ta. Hatta hemen bunun üzerine bir araştırma yazısı yazdık ve dedik ki acaba bu zafiyet yeni bir üçüncü taraf kaynaklı veri ihlali dalgasına yol açar mı diye bir soru sormuştuk. Daha dün bununla ilgili yeni bir haber düştü. Yani düne kadar biraz daha sessizdi ama yeni bir ransomware grubu adı Atom Silo. Bu Atom Silo adındaki yeni ransomware grubunun özellikle bu zafiyete sahip Confluence serverlarını hedeflediğini ve bunun üzerinden ransomware saldırıları gerçekleştirdiğini gördük. Buna bakarak kurbanlarını seçmeye başladığını gördük. Confluence üzerindeki dokümanlarda şirketler belki önemli bilgilerini, belki işte kullanıcı adı şifreleri, belki bazı kod parçacıklarını, yani tehdit aktörünün işine yarayabilecek herhangi bir şey bulunduruyor olabilirler. Bu bilgileri kullanarak da bir saldırı dalgası oluşturabilir bir ransomware grubu ve şu an için böyle bir işaretin ilk adımını görmüş olduk dünkü haberle birlikte. Yine Lockbit Ransomware grubunun yayınladığı bir kurban vardı. New Hotel diye bir kurban. Bu New Hotel'i ben inceledim. Hani her gün zaten bakıyoruz ransomware grupları kimleri eklemiş. Bunlar aslında bir üçüncü taraf mıdır? Başka şirketlere buradan sıçrayabilirler mi diye. Ve New Hotel çok büyük otel zincirlerine yazılım üreten bir yazılım şirketi. Özellikle otelcilikle ilgili yazılımlarda uzmanlaşmış. Dolayısıyla bütün müşterileri otel zincirleri, spalar, resortlar vesaire. Ve dünyanın çok farklı bölgelerinde, yani Avrupa'da da var, Körfez bölgesinde de var, Asya'da da var, Amerika'da da var. Büyük otellere yazılım üreten bir firma. Şimdi buradan diğer otellere sıçraması çok çok kolay. Bir ransomware grubunun ki Lockbit, bunu daha önce de yapmış bir grup. O yüzden onlardan beklerim. Yakında başka otellerin isimlerini duymaya başlayabiliriz. Lockbit Ransomware grubunun kurbanları arasında. Ve oteller üzerinde düşünürseniz biraz da iş daha da karışıyor. Çünkü oteller genelde kendi siber güvenlik ekipleri olmayan, bu konuda dışarıdan hizmet alan kurumlar oluyor. Tabii çok büyüktür, yatırım imkanı vardır. Ayrı bir siber güvenlik ekibi kurmuştur. Ama genelde IT ekiplerine yüklenen ekstra bir iştir siber güvenlik o tarafta. Bu anlamda çokça zorlanacaklarını tahmin ediyorum. Eğer böyle bir durum oluşursa umarım oluşmaz. Ama şu anda ransomware gruplarının elinde, en azından bir tanesinin elinde ciddi bir üçüncü parti var. New Hotel adında bir yazılım üreticisi ve bunun üzerinden ilerleyebilir. Bunlar yakın zamanki örnekler. Yani bu ikisi de aslında dünden getirdiğim örnekler. Ama biz düzenli olarak takip edip haberlere çıkmış olanları kendi web sitemizde listeliyoruz. Haberlere çıkmamışsa listeleyemiyoruz. Legal problemlerden dolayı. Ama her ay en azından haberlere çıkacak kadar önemli olan 4-5 tane üçüncü taraf kaynaklı veri ihlali görebilirsiniz. Bazı aylar 20'ye vuruyor. Bununla ilgili web sitesinin linkine de koydum. Oradan da takip etme imkanınız var.
Ve kullanılan üçüncü tarafın açıklanmışsa hangi şirket olduğu ve hangi amaçla kullandığı ile alakalı olarak da yine bilgiler veriyoruz. Mesela işte faturalama hizmetleri ile ilgili Memorial Health System kullanıyor. Guidehouse adında bir şirketi. Yani faturalama hizmeti yazılımı satın alıyorsunuz veya tamamen o hizmeti onlara devretmişsiniz ama faturalama bilgileri geçiyor. Dolayısıyla çok hassas bir bilgi aslında adamların elinden geçiyor. Bu tür bir şirkete yapılan saldırıda size gelmese bile sizin verileriniz üzerinden yine bir veri ihlali oluşması söz konusu olabilir. Şimdi bu sunumun ilk yarısını daha çok bu tür vakaları anlatmaya ayırdım. İkinci yarısını ise bu vakalardan nasıl korunabiliriz? Aslında bunun üzerine ayırmaya çalıştım. Bundan sonraki kısım biraz daha nasılla alakalı. Şimdi üçüncü parti veri ihlallerini engellemek deyince bu anlattığım senaryolar üzerinde düşünebilirsiniz. İnsanların ilk aklına gelen gene kendisini korumak için neler yapabileceği. Yani ben işte üçüncü tarafların erişimlerini kısıtlarım, yetkilendirmeleri çok sıkı hale getiririm, belli başlı sıkılaştırmalar yaparım. Eğer veri paylaşıyorsam paylaştığım veri miktarını olabildiğince küçültürüm. Verileri mümkün olduğu kadar şifreli paylaşırım. Çok sıkı log tutarım. Dolayısıyla herhangi bir durum oluştuğu zaman nereden gelmiş, nasıl gelmiş bunları görürüm gibi. Yine daha çok kendimizi korumaya yönelik tedbirler konuşuluyor. Ve dolayısıyla aslında bu yeterli değil. Çünkü hani benim üçüncü tarafıma ne olursa olsun o hacklerse hacklerse de bana gelmesin gibi bir anlayış söz konusu. Maalesef siber güvenlik dünyası artık bencil davranmanın çok da aşıldığı bir dünya oldu. Artık o bütün dijital ekosistemi sürekli olarak gözlemleyip onun korunması için elimizden geleni yapmamız gereken bir durum var. Ve buradaki sistem şöyle yürüyor. Yani üçüncü taraf siber risk yönetimi konseptine girmeye başlıyoruz artık. Ve oradaki sistemde de bu üçüncü taraf şirketlerin, beraber çalıştığınız şirketlerin siber güvenlik duruşlarını, risk durumlarını devamlı olarak ölçümlemeniz gereken bir duruma evrilmeye başlıyor. Tabii bu kolay bir süreç değil. Birazdan anlatacağım. Çok zorlu bir süreç. Özür dilerim. Ama bir şekilde ölçümlemeyi başarırsanız dijital ekosistemimizdeki şirketleri önceliklendirme yapabilirsiniz. Onlarla işte sonuçları paylaşabilirsiniz. Hatta gerekirse yerinde ziyaretlerde bulunabilir. Onların siber güvenlik duruşlarının artmasına yardımcı olabilirsiniz. Bütün bunlar mümkün. Şimdi tabii burada şu söz konusu. Ya ben kendi siber güvenliğimle o kadar uğraşırken gidip bir de başka bir şirketin siber güvenlik duruşuyla mı uğraşayım diyebilirsiniz ki tamamen haklısınız. Fakat beraberce o siber güvenlik duruşu yükselmezse dijital ekosistemin devamlı olarak bu büyük riski üzerinize taşıyor olacaksınız. Burada ortak hareket edebilmek, ortak sorumluluk paylaşabilmek çok önemli. O tedarikçiniz, iş ortağınız, o ortağınızla beraber ilerlerken onun riskinin yüksek, sizinkinin düşük olması toplamdaki riski düşük kılmıyor. Dolayısıyla beraberce bir riski düşürmek lazım. Ama şu tür durumlar söz konusu. En son madde eklediğim sözleşmeyi feshetme durumu. Bunu çokça görüyoruz. Biz kendi müşterilerimizde de görüyoruz. Örneğin büyük bir finansal kuruluş BDDK'ya bağlı. BDDK diyor ki sen üçüncü taraflarını gözlemleyeceksin. Bu arada bu regülasyonlara girmiş bir durum. Ve onların nedeniyle oluşan bir veri ihlalinden sizi sorumlu tutmaya başlıyor regülasyonlar. GDPR bunu yapıyor. KVKK buna işaret ediyor. Yine başka birçok standart ve siber güvenlik çerçevesi, frameworkler de yani üçüncü taraflarına da bir bak diyor. NIST'te bunu görebiliyoruz, PCI DSS'te bunu görebiliyoruz. Devamlı olarak bu üçüncü tarafların gözlemlenmesi üzerine bir teşvik var. Ve siz de elinizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorsunuz ama direkt sözleşmeye şöyle bir madde ekliyorsunuz. Ya arkadaşım ben seni belli bir ölçümlemeye tutacağım, gözlemlemeye tutacağım ve bunun sonucunda eğer siber güvenlik olgunluğunun, siber güvenlik duruşunun yeterli olmadığına kanaat getirirsem ben kendimi riske atamam. Sözleşmeyi feshetme hakkına sahibim diye direkt sözleşme maddesi olarak koymaya başlıyorlar. Dolayısıyla farklı bir dünyaya doğru gidiyor. Peki bu üçüncü tarafların siber risklerinin değerlendirilmesini nasıl yapacağız? Bununla ilgili aslında 5 kategoride toplayabileceğim şeyler var. Bunu sadece üçüncü taraflar için değil, bir şirketin kendi siber risk değerlendirmesi için de düşünebilirsiniz şu an için.
Çünkü bu beşi de uyuyor. Hem kendi risk değerlendirmemize hem de üçüncü taraf risk değerlendirmesine. Soldan başlayıp yukarı saat yönünde devam edersen harici, yani dışarıdan içeriye bir bakış açısıyla yapılan değerlendirmeler var. Yönetimsel bazı prosedürler kullanılarak, checklistler kullanılarak yapılan değerlendirmeler var. İçeriden dışarıya bakış açısıyla yapılan değerlendirmeler var. Bazı olasılıksal veri modelleri kullanarak yapılan değerlendirmeler var ve senaryo tabanlı testler. Çok kısa hepsinin üzerinden biraz geçmek istiyorum ama özellikle ölçeklenebilir olması açısından dışarıdan içeriye bakış açısı üçüncü taraf risk yönetiminde oldukça öne çıkıyor. Bunlara genel itibariyle siber skorlama çözümleri diyorlar. İngilizce'de Cyber Rating Services diye geçen niş bir alan. Bunu dünyada yapan belki 5-10 şirket vardır sadece. Ve genel itibariyle sizin üçüncü tarafınızın dijital ayak izini açık kaynak istihbaratı yöntemleriyle çıkarıyor. Ve bu eğer yeterince kaynağınız varsa nasıl yapıldığını birazdan aktaracağım. İşin odak noktası, ana omurgası. Bundan sonra da harici saldırı yüzeyini veriyor bu tür sistemler ki bu da bence çok çok değerli. Ölçeklenebilir çünkü otomatize bir sistem genel itibariyle çok hızlı yapabiliyorsunuz. İşte 100 firma, 500 firma, 1000 firma, ben 1000 tane tedarikçi var hepsine bakacağım dediğiniz zaman bu sistemde ölçekleyebiliyorsunuz, hızlı çalışıyor. Fakat problemleri de var. Özellikle içeriden bilgi almadığınız için kısıtlı bir değerlendirme yapıyor. Bulduğunuz sonucu valide edemiyorsunuz. Ve iç tarafı görmüyorsunuz. Firewall'un arka tarafını görmüyorsunuz. Dolayısıyla orayla alakalı bilgi edinme imkanınız olmuyor. Ve business risk dediğimiz iş riski tarafında iş riski tercümesi yapılmazsa elde edilen bulgular aslında anlamlandırmak zorlaşabilir ki onunla ilgili de bir slide'ım olacak, sunum olacak. Ve kesinlikle OT tarafındaki kısımları göremiyor. Yani tamamen internet facing assets dediğimiz internete bakan, dışarıya bakan varlıklar üzerinden çalışan bir sistem. Dolayısıyla dışarıya bakmıyorsa yani içerideki bir SCADA sistemi mesela görmeyebilir ve bununla ilgili de bilgi vermeyebilir. Bunlar da bu tür sistemlerin problemi. Diğerlerine geçmeden önce hemen OSINT'le de dijital ayak izi nasıl çıkarılır? Onunla ilgili ufak bir bilgi vereyim. Bunun için aslında ana domain adresi yeterli oluyor bu tür çözümlerde. Ana domain adresinden yola çıkarak işte whois bilgisine bakabilir rahatlıkla. Whois bilgisinden yola çıkarak da diğer ilişkili domainler neler var bu şirketle alakalı. Bu domainler arasında part olanlar olabilir, aktif olanlar olabilir, pasif olanlar olabilir. Bunların işaretlenmesi yapılabilir. Bunların üzerindeki IP adreslerine bakma imkanı sunabilir. Yine DNS bilgisinden yola çıkarak belli DNS kayıtları elde edilebilir. Bu DNS kayıtları üzerinden de işte farklı IP adresleri, IP blokları bulunabilir. Subdomainleri keşfedilebilir domain adresi üzerinden. Yine bu subdomainlerinin DNS kayıtları üzerinden de IP adresleri elde edilebilir. SSL bilgilerine bakılabilir. Üzerinde çalışan scriptlere, web sitelerinde bulunan external URL'lere bakılabilir. Web aplikasyonlarına bakılabilir. Bütün bunlar dijital ayak izine dahil bilgilerdir. Şirketin adı veya bu şirkete ait asetler değişik hacker forumlarında, test sitelerinde, sosyal medyada taranabilir. Bunlarla ilgili yine bilgiler toplanabilir. Bunlar da dijital ayak izine dahildir. Ana sayfada işte çalışan scriptler ve external URL'lere, yine harici URL'lere bakılabilir. Sosyal medya hesapları bir şirketin yine dijital ayak izine dahildir. E-mail adresleri. Bunlar basit email harvesting tool'larla, hackerların kullandığı email harvesting tool'larla elde edilmiş email adresleri olabilir. Veya combo listeler içerisinde bu şirkete ait email adresleri yayınlanmıştır. Leak credential diye ifade ettiğimiz sızdırılmış email kullanıcı adı ve şifrelerdir. Bunlar da yine ayak izine dahildir. IP varlıkları bulunduktan sonra bunların ait olduğu IP bloklarına ait whois kayıtlarına bakıp daha fazla IP adresi keşfetmek de mümkündür. Bu IP varlıklarını İşte Shodan gibi, Zumay gibi, Sensis gibi yerlere olarak üzerlerindeki portları, çalışan servis bilgilerini de elde etmek mümkündür. Yani sadece bir main domainden, bir ana domain adresinden yola çıkarak bütün bu bilgileri elde edebiliriz.
Bu tabii harici, dışarıdan içeriye bakan ölçümlerde kullanılan yöntem. Başka risk ve risk değerlendirme yöntemleri var. Bir tanesi de yönetimsel olarak ortaya çıkan kontrol tabanlı. İşte ISO 27001 gibi, PCI DSS gibi bir checklistiniz var sizin. Bu checklist içerisindeki bunu yaptım mı, bunu yaptım mı ya da bunu ne kadar yaptım? İşte 5 üzerinden bir not veriyorsunuz ya da var mı yok mu onu cevapladığınız bir checklistiniz var. Genel itibariyle bu tür regülasyonlara ve çerçevelere uyumluluğu anlamak açısından güzel. Çünkü bu çerçeveler, bu regülasyonlar siber güvenlik duruşunuzu kontrol etmeniz için ortaya çıkarılmış metinler. Fakat en nihayetinde uyumluluk güvenliğe eşit demek değildir. Özellikle bu çok tartışılan bir şeydir. Herhangi bir işte ISO 27001 gibi bir çerçeve ya da PCI DSS gibi bir çerçeveye uyumlu olduğunuz, sizin güvenli olduğunuz anlamına gelmiyor. Ve genellikle olgunluk seviyesiyle ilgili bilgi veriyor. İşte bu çerçeveye göre bu şirketin olgunluk seviyesi 5 üzerinden 4'tür. Ama bu ne demek? Bu biraz sınırlı bir bilgi veriyor. Bu tür bir dezavantajı var. Diğer bir yöntem ise içeriden dışarıya bakan yöntem. İçeriden dışarıya bakmak ya da dahili olarak bazı soru setleri üzerinden ilerlemekle alakalı. İşte bu iç tarafta soru setleri dağıltılması olabilir. İşte üçüncü taraflarınıza soru seti gönderiyorsunuz. Onların cevaplarını topluyorsunuz. Dış teftişler yapıyorsunuz. Belki denetim raporlarınız var bununla alakalı olarak. Bu tür bilgiler topluyorsunuz. Dolayısıyla az önce dışarıdan içeriye bakarken topladığınız bilgilere tamamlayıcı olarak da içeriden dışarıya bu bilgileri yerleştirmiş oluyorsunuz. Fakat uzun bir süreç, zorlu bir süreç, manuel olarak ilerliyor. Soru setlerini göndereceksiniz, cevapları toplayacaksınız, yorumlayacaksınız. Buna göre aksiyon alacaksınız. Biraz ağır ilerleyen bir süreç. Risk terminolojisini çevirmek bazen çok zor oluyor cevapları. İşte erişim politikalarınız yerinde mi diye bir soru sordunuz. Evet, hayır diye bir cevap verdi ya da işte 5 üzerinden bir not verdi. Bunu riske nasıl çevireceksiniz? Orada bir durum var. Bir de subjektif. Yani bunun örneklerini çok gördük biz. Bir banka müşterimiz vardı mesela. Bir tedarikçine soru seti gönderiyor. Soru setini cevaplayarak geliyor. Bakıyor banka bütün cevaplar harika doldurulmuş. Hepsinde aslında bir siber güvenlik anlamında ne olmasını istiyorsanız hepsi var. Ama firmayı tanıyor banka. Diyor ki ya, bu firmanın bu kadar gelişmiş bir siber güvenlik duruşunun olması mümkün değil. Dolayısıyla sorguluyor. Ya bu soru setini kim doldurdu sizde? Yani bu cevapları niye verdiniz gibi. Yeni başlayan stajyer bir arkadaşının eline vermişler o tedarikçide. O doldurmuş. O da bir öğrenci edasıyla en doğru cevap neyse onu doldurmaya çalışmış. Yani kendisinde olan da değil de arzulanan cevap neyse onu doldurmaya çalışmış. Dolayısıyla subjektif bir durumu da söz konusu. Yine bir başka yöntem de olasılıksal veri modelleri kullanılması. Yani kayba dair istatistik projeksiyonlar sunuyor. Ne demek istiyorum? Eğer işte benim boyutumdaki bir firmada, işte benim endüstrimde, benim ülkemde yaşanan siber güvenlik ihlallerine bakıldığı zaman işte şu kadarlık bir kaybım olabilir gibi bir cevap veriyor. Sınırlı veriyle oluşturulmuş veri setlerine bağlı. Yani mesela ben öyle bir endüstride çalışıyorum ki benim ölçeğimde, benim endüstrimde, benim ülkemdeki firma sayısı 3. Dolayısıyla 3 tane firma içerisinde veri ihlali daha önce yaşamış olan varsa onun üzerinden bir tahminde bulunabilir. Bu da sınırlı bir imkan sunuyor. Ama faydalı. Hani bunu es geçemeyiz. Çünkü özellikle kaybı anlamak için bu tür istatistiklere ihtiyaç var. Tek başına kesinlikle yeterli değil. Bir başka son olarak değerlendirme şekli senaryo tabanlı testler. En kötü senaryoya göre bir analiz yapılıyor. Teknik kısmı bunun işte bu Breach Attack Simulator dediğimiz saldırı simülatörleriyle yapılabilir. Ama bir de risk kısmı var. Bunun için de Subject Matter Expert dediğimiz konusunda uzman kişilerle firmanın içerisinde görüşülmesi gerekiyor. Onlardan işte böyle bir olay yaşanırsa ne kadarlık kayıp olur, neler durur, neler işe yarar, neler işe yaramaz. Bütün bu bilgiler toplanarak bir kayıp hesaplaması yapılması gerekiyor. Senaryoya bağlı olarak uzun sürer, ölçeklenebilir değildir. Şimdi bütün bu 5 tane değerlendirmeyi
Üçüncü taraf risk yönetimi açısından ele alırsak bizim için iki tane eksen var. Bir tanesi ölçeklenebilirlik, bir tanesi de kesinlik. Biz bir kere kesinlikle ve kesinlikle ölçeklenebilir bir yöntem istiyoruz. Çünkü ben işte üç tane tedarikçi takip etmeyeceğim. Benim tedarikçi sayım en küçük şirkette bile belki 10-15'tir. Büyük kurumsal şirketlerde 100-200 tane tedarikçi var. Dolayısıyla ölçeklenebilir olması lazım. Devamlı bir gözlemleme olması lazım bu arada. Continuous bir süreç olması gerekiyor. Yani senede bir defa, iki defa bakmak da olmaz. Bazı firmalar işte ben pentest raporlarını alıyorum senede iki defa diyor. Ama pentest raporu dediğiniz anlık bir şey. O aradaki bütün zamanda olan şeyleri kaçırmış olursunuz. Dolayısıyla burada ölçeklenebilir olması lazım. Ve şu anda elimizdeki en ölçeklenebilir bilgiyi sunan yöntem bu pasif tarama ile elde edilen üçüncü taraf şirketi müdahalesi veya doğrulması olmadan elde edilen bilgi, harici bilgi, en ölçeklenebilir bilgi. Ondan sonra da soru setleri geliyor. Bu soru setlerinin tam olarak kesinlikle nereye oturduğu belli değil, subjektif olduğu için ne kadar doğru doldursa o kadar kesinliği yüksek olabilir. Ama şu ana kadar benim tecrübem harici bilgiden daha az kesinlik sunuyor. Ama mutlaka yine bu sürecin içerisinde olması gereken bir şey. Yine belki üçüncü taraf size veri paylaşıyor olabilir içeriye erişim vermeden. Eğer böyle bir şey yapıyorsa kesinlik daha da artacaktır ama ölçeklenebilirlik düşecektir. Çünkü bir o veriyi nasıl değerlendireceksiniz, nasıl toplayacaksınız? Bu soru setlerinden farklı olarak söylüyorum. İşte loglardır, konfigürasyon bilgileridir gibi teknik bilgileri size sağlıyorlar. Bunların içerisinde analizi yapılacak bu eleman lazım, süre lazım, ölçeklenebilirliği sıkıntı. Ama kesinlikle kesinliği yani bilginin doğruluğunu arttırır. Direkt veri sorgusu yapabiliyorsanız, üçüncü taraf size bir erişim vermişse, sizin analizleriniz veri sorgusu yapabiliyorsa bu daha da kesinliği arttıracaktır. Tabii üçüncü taraftaki teknik personelin gözetiminde. Veya direkt on-prem araç yüklemeye izin vermiştir. Atıyorum işte Vulnerability Scanner'ından içerisindeki bilgi almanızı izin veriyor üçüncü taraf. Böylece siz onun yama yönetimini takip edebiliyorsunuz gibi. Bu tür on-prem araçlarla veri toplayabiliyorsanız bu kesinliği fazlasıyla arttıracaktır. Fakat ölçeklenebilir. Özellikle son üç kısım yani paylaşılan veri, direkt veri sorgusu ve on-prem araçlar birçok tedarikçinin kabul etmeyeceği yöntemler. Yani sen benim içerisinden bilgi alamazsın, bana erişim sağlayamazsın. Bu sefer senin riskin de bana geliyor diyebilirler. Dolayısıyla ölçeklenebilirlik açısından bakarsanız harici bilgi ve soru setlerine yönelmek zorundayız. O zaman yapmamız gereken bu harici bilgi ve soru setlerinin aslında kesinliğini arttıracak, doğrulamasını sağlayacak yöntemler. O yüzden iki uçlu bir durum var. Bir uç kurgu, bir uç gerçeğe gidiyor. Ama kurguya giden kısım daha ölçeklenebilir olurken gerçekliğe giden kısım ölçeklenemez bir duruma geliyor. Bizim arzu ettiğimiz, yani üçüncü taraf risk değerlendirmesinde arzu edilen yer, bunların arasında bir yer biraz daha ölçeklenebilir olması için sola yakın. Varsayımların kabul edilebilir olduğu. Yani buradaki ya bazı false positive'ler çıkabilir ama genel resmi çok değiştirmez diyebildiğimiz kısımlar. Ve risk jargonuna çevrilebiliyor olması lazım. Sadece teknik bulguları ortaya döküp de ya işte adamın durumu budur dememek gerekiyor. Ve önceliklendirme için de yeterli sonuçları veriyor olması lazım. Bugün siber skorlama ürünlerine baktığınız zaman işte farklı şekilde skorlama metodolojileri göreceksiniz. Bu alana sığdırmaya çalıştıkları. Fakat bunlar da biraz kafa karıştırıcı olmaya başladı. Ne demek istiyorum? İşte A, B, C, D, F gibi notlar veren ürünler var. Aynı üniversite notları gibi ya da 0 ile 100 arasında notlar veriyorlar. Bazıları olgunluk seviyesi, maturity score veriyor. 1, 2, 3, 4 diye. Bazıları risk seviyesi veriyor. İşte kritik, yüksek, normal, düşük diye. Yani bir yerde yüksek skor iyi bir anlama gelirken bir yerde kötü bir anlama gelir. İşte olgunluk seviyesi yüksek skor olsun istiyoruz ama riski düşük skor olsun istiyoruz gibi. Ama en nihayetinde bir standart olmadığını görebiliyoruz. Fakat bu bir etiketleme. Yani bir etiketlemeyi sağlıyor bize. A, B, C, D, F bir etiketlemedir mesela. F notu olanların siber güvenlik duruşunun daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Bunu anlatıyor. Dolayısıyla aslında siber skorun bize gösterdiği şey o. Fakat bu tür bir diskret puanlamanın etiketlemenin birazdan nasıl bir sakıncası olduğunu göstereceğim ama öncesinde siber skorlar bize neyi gösterir? Yani bir siber skorunu elde ettiğim zaman bir üçüncü tarafın bana ne anlatır?
İşte bu hani gri gergedan meselesine geri dönüyorum. Bu gri gergedanı görmemi sağlayan şeydir aslında bu siber skor. Çünkü hani bizim kendi yaptığımız analizlerde şunu gördük. Biz F skoru almış bir şirketin veri ihlali yaşama ihtimali diğerlerine göre 8 kat daha fazla. Dolayısıyla benim üçüncü taraflarım içerisinde F skoruna, D skoruna sahip şirketler varsa benim bunları önceliklendirmem, bunların üzerine gitmem lazım. Ve veri ihlali yaşayan bu firmaların çoğunluğun bu düşük skora sahip olduğunu gördüğümüzde aslında bir şeyleri öngörebildiğimizi fark ediyoruz. Hatta direkt olarak verdiğim örneklerden sonra mesela Accenture genelde işte son dönemlerde hatta 70-80 arasında sıkışmış bir puanı vardı. Burası bizim ortalama dediğimiz bir puan, iyi bir puan değil. Yine teknik skor anlamında da Accelion'un bir düşüşü vardı veri ihlali yaşanmasına yakın. Dolayısıyla bir bilgi veriyor bize, bir gösterge veriyor siber skorlar. Ondan sonrasında ne yapacağımız da kendi prosedürlerimizle alakalı bir şey. Tabii bu siber skorlar çok holistik bakıyorlar. Her şeye bakarak bir skorlama yapmaya çalışıyorlar. O yüzden bazı yerlerde çok iyi olan ama bazı yönlerden kötü olan firmaların skorları da iyi olabilir. Bu anlamda da senaryo tabanlı skorlamaya doğru gitmek gerekiyor. Örneğin ransomware, hep ransomware'den bahsediliyor çünkü herhalde önümüzdeki 5 sene daha ransomware konuşmaya devam edeceğiz. Bu çok daha rahat para kazanma yöntemi getirdi tehdit aktörlerine. Yani tutup da forumda herhangi bir şeyi 100 dolara 200 dolara satacağına bir ransomware saldırısıyla çok daha büyük miktarlarda para kazanabilir. Dolayısıyla bu yükselen tehdit trendlerine özel skorlamalar da yapılabilir. Mesela biz ransomware gruplarını çalıştık. Bu ransomware gruplarıyla alakalı olarak neye göre hedef seçiyorlar? Nereden şirketlere girmeye başlıyorlar? Bunlara ait göstergeleri çıkarttık. Bu sağ tarafta gördükleriniz zaten onlar. Ve 1-0 ile 1 arasında bir puan vermeye çalıştık. 0 ile 1 arasındaki puana göre dedik ki yani 1'e yakınsa ransomware gruplarının hedefine girme ve ransomware saldırısı yeme ihtimali yüksektir dedik. Hatta yakın zamanda çok en yakınlardan bir tanesi bu olduğu için söylüyorum. Amerika'da bir kooperatif, özellikle çiftçilere yiyecek sağlayan bir kooperatif bir saldırıya uğradı. Hatta o ransomware grubuyla pazarlıkları internete düşmüştü. Biz onlarınkine baktığımızda yüksek bir ransomware skoru görmüştük saldırıdan önceki durumlarında. 0.59 gibi 0.4'ün üzeri genelde yüksek kabul ettiğimiz kısım bir görmüştük. Ciddi anlamda aslında ransomware gruplarını çekecek bir durum vardı. Şimdi tabii tek başına skor yeterli. Mesela 3 tane tedarikçiniz olduğunu düşünün. Üçünün de B skoru var. Ama bir tanesiyle bir tanesi size yazılım sağlıyor. Bir tanesiyle veri paylaşıyorsunuz. Bir tanesiyle de iç sistemlerinize erişim vermişsiniz. Şimdi üçü de B. Hangisi daha riskli diye sorduğum zaman aslında bunun bir cevabı yok. Yani tam kestiremiyorsunuz. Veya soruyu biraz daha değiştireyim. Bir tanesi D, bir tanesi C olsun. Şimdi D olan daha mı riskli? Mesela ben ondan yazılım alıyorum ama C olan arkadaşa da iç sistemlerime erişim vermiş. Dolayısıyla bu etiketlemeler, A, B, C, D, F etiketlemeleri tek başına yeterli değil. Ne yapmak gerekiyor? Aslında kaybı da ortaya koymak lazım. Yani ben bu tedariki üzerinden bir veri ihlali yaşarsam bu yaşayacağım ihlal ne kadarlık bir kayıp oluşturur ben. İşte bu kaybı koyduğunuz zaman aslında riski söyleyebiliyorsunuz. İşte ilk tedarikçi için 200 bin dolar, ortadaki için 10 milyon dolar, sondaki için 1 milyon dolar. Şimdi 10 milyon dolar ve B skoru belki de daha öne geçebilir, daha riskli hale gelebilir. Çünkü risk dediğimiz şey aslında ulaşılabilecek kayıpla oluşma sıklığının çarpımıdır. O yüzden artık bu üçüncü taraf risk yönetimindeki skorlama yöntemlerinin biraz daha bu tür risk hesaplamalarına, işte parasal risk olabilir veya daha farklı risk metodolojisi olabilir ama etiketlemeden öteye geçmesi lazım. Süremiz azaldı ama çok hızlı olarak şu slayttan bahsedeyim. Dolayısıyla bizim gelişmiş bir üçüncü taraf siber risk yönetimi ürününden ya da bu süreçten beklentimiz şunlar olmalı. Bir kere harici olarak sadece işte ana domainden yola çıkarak işte bahsettiğim bütün o asetlerini keşfedip bu asetlerin üzerindeki problemleri çok rahat bir risk skoruna dönüştürmesi lazım. A, B, C, D, F burada hala işe yarayabilir. Ve daha sonra da içeriden toplanan bilgiler olması gerekiyor. Bu yani üçüncü taraftan da bilgi toplayabilmemiz lazım. Bu bilgiler soru setleriyle toplanabilir. Onların kendilerine ait bilgi güvenliği politikası dokümanları vardır.
diyorum PCI-DSS uyumluluk dokümanları vardır. Bunları yükleyip bunların da risk nosyonuna çevrilebileceği bir sistem olması gerekiyor. Ve bahsettiğim risk quantification'ında özellikle bu senaryo tabanlı skorlamaları da içine dahil edildi. Parasal olarak riskin ifade edildiği kısımlara da gelmesi gerekiyor. Yani bütün bunları harmanlayan bir model bizi daha o kesinlik dediğimiz kısmı daha da yükseltecektir gibi geliyor. Süremizi doldurduk ama Black Kite olarak hani ücretsiz siber risk skoru ve raporu veriyoruz ve ransomware raporu da veriyoruz. Siz de kendi şirketinizin veya tedarikçinizin bu skorunu merak ediyorsanız bir case study olarak bu gösterilen adreslerden talep edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Vaktimizi aşmamaya çalıştım. Sorular için pek vaktimiz kalmadı ama Tuğçe Hanım nasıl ilerleyelim? Alabilirsiniz soruyu isterseniz. Tamamdır. Birkaç tane soru cevaplayabiliriz. Tamamdır. Birkaç tane soru varsa almak isterim. Bir tane soru gelmiş hemen bakalım. Üçüncü parti zafiyetleri ile standart yazılım zafiyetleri arasında hangi farklar var? Evet, şimdi bu çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Yani mesela bu hala bir tartışma konusu. Örneğin Confluence'da verdik ya, Confluence zafiyeti, Confluence ürünün üzerindeki bir zafiyetse eğer ve ben bu ürünü kullanıyorsam acaba bu gerçekten üçüncü taraf kaynaklı bir ihlali sayılabilir mi? Bu durumda baktığınız zaman bütün Microsoft ürünlerini kullandığım zaman ben Microsoft yüzünden mi darbe yiyorum? İşte Windows'da bir şey çıktı, zafiyet çıktı mesela. Bunun üzerinden bana geliyorlar. Ben yamasını yapmamışım. Burada ben Microsoft'u mu suçlayacağım? Aslında evet, bu bir tartışma konusu. Bazı yerlerde bunu üçüncü taraf kaynaklı olarak kabul etmek doğru değil. Ama bunun bir standardı yok bu arada. Hani bu bir tartışma konusu olarak söylüyorum. Mesela Windows örneğinde ben demezdim üçüncü taraf kaynaklı veri ihlali diye. Ama Confluence örneğinde eğer Confluence serverlarında tutuluyorsa bunlar, yani benim kendi içerimde aldığım bir yazılım değil, ben tamamen Confluence'a koyuyorum. Confluence serverlarında tutuyorlar ve oradaki bir zafiyetten ilerliyorlar. O zaman o üçüncü taraf zafiyet olarak ifade edebiliriz. Ama güzel bir soru. Çokça karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Bu önemli bir soruydu. SolarWinds vakasında server dışarı çıkmıyor olsa olay yaşanacak mıydı sizce? Yani tabii orada asıl bu SolarWinds ürününü kullananların işte SAML üzerinden gidişi, insanların o authentication'ı bypass etmeleri biraz kolaylaştırdı işi. O vakanın ayrıntılarını çok çok daha ayrıntılı bir şekilde tartışılması gerekiyor. Varsayımsız olarak işte böyle olur muydu olmaz mıydı demek biraz zor. Önemli olan aslında o authentication'ı veriyor olması. Yani siz bir tane ürün kullanıyorsunuz. Bu üründeki size gelen erişim bu tür bir authentication üzerinden geliyor. İşte belki SSO authentication var, bir de SAML authentication var. Bu durumda yani adamı kontrol edemezsiniz ki authentication'da. Authentication var mı? Var. Gelmiş. Gelmiş alıyorsunuz içeri. O yüzden aslında sizin kendinizi korumanızın ötesinde başka bir durum söz konusu oluyor. Evet, başka sorular varsa slide'da zaten e-posta adresimi ve LinkedIn adresimi görebilirsiniz. Memnuniyetle cevaplamaktan keyif duyarım. Umarım keyifli bir sunum olmuştur. Sunumu da PDF halinde yine paylaşırız katılımcılarla. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler.